Tarihte Bitcoin alıp satmadığı sürece tabii ki teknik olarak zarar eden kimse kalmadı. Normalde eski Türkiye'de biliyorsun böyle bir şey olduğu Hı. zaman anında biterdi. Yani telefonlarda ne yenilik olur çok soru işareti. Samsung olduğu için söylemiyorum. Aynı şey Apple için de söyledik. Her 3 ayda bir yani her çeyrekte bir 5 milyon satıyor. Bu mi? çok güzel. Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Özgür. Ben Kerem. X1'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Sen de geri hoş geldin. Evet, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor evlilik hayatı? Hayırlı olsun tekrardan. İyvallah. Allah bir yastıkta kocasın. Teşekkür ediyoruz. Allah mutlu mesle etsin. <laughs> evet, i̇yi dilekleri vereyim evet, tekrardan. Darısı isteyen herkesin başına. Amin. E, güzel şey diye. yaptın. İsteyen <laughs> Aynen. Bu şeyde nikah sürecinde çok kullandım bunu çünkü. Başka <laughs> çünkü cevap veremiyorsun. İnsan böyle... Senin şey gibi arka de çok güzel. Hayırlısıysa olsun. Şeyi ha. ben de çok kullanırım. O da, o da genel da, geçeren yani. evliliğin çok güzeli de var, yani başarısızı yani. da var. Başarısızı da daha çok hatta. Evet, dönemden dolayı. Aynen, me mevcut. Bence yani evet. hem ekonomik şartlar hem zaten o sosyal medyanın yani. falan bu kadar önümüzde evet, olması evet. artık eski evlilikler kadar kolay başarılı evlilik olmuyor maalesef. Öyle. Ama sanki olsun inşallah. Olmuyoruz e, inşallah, i̇nşallah zaten yani <laughs> çocukluktan beri <laughs> birlikte, birlikte olduğumuz 15 yıllık tanışıklığımız var. 6 yıllık da ilişkimiz var zaten. Maşallah. O yüzden Vatilinajlarımızı yerine getirelim. <laughs> var mı hayatında bir farklılık? Bir haftadır falan evlisin değil yok, mi? Yok. Bazen işte Ezgi'ye, ne haber Ezgi Eroğlu diye <laughs> sesleniyorum öyle. <laughs> karım falan yok mu? <laughs> o, o var ha yani. <laughs> <laughs> Bir şey oluyor, karım yemek yiyor. Şey, Sen kimin şaka. kocası bu falan <laughs> yok Yok ona gelme. <laughs> İyi hatırlattın, onu <laughs> da yapacağım. espri için tabii ki. Yani. <laughs> Ama yoksa öyle bir yani hayatımızda bir değişiklik yok. Sadece şakaya vuruyoruz. 10 gündür falan evliyim. Bir değişiklik yok yani. Tekrar eli olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. E hemen zam haberleriyle evliliğimizin. Ondan önce devlet tarafından. Yani sorun. herkes için iyi bir haber değil tabii de benim için ve yatırılmış olanlar için iyi bir haber onu söyleyelim. Trump'ın <laughs> seçilmesiyle beraber, nihayet Bitcoin'de rally başladı gibi düşünüyorum ama yatırım tavsiyesi değildir. Benim fikrim Hı -hı. sadece. An itibariyle 75 bin dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine geldi. Evet. Yani tarihte Bitcoin alıp. Satmadığı sürece tabii ki teknik olarak zarar eden kimse kalmadı. Evet. He, daha önce almışsındır atıyorum 50 binde, o düşmüştür 30'a yani satmışsındır, satmışsındır, zarar etmişsindir ayrı mesele. Ama şu anda tarihin en yüksek seviyesinde umutla yüzleri, yüz ellileri bekliyorum. Bakalım inşallah gelirse. 50 diyor. Evet, 150 bin dolar. Evet, yani, çarpı dollar. iki diyorsun direkt. Yani. yani evet, benim hedefim o ama yani sonuçta all time high yapmış yani e, yani şu an hedefsiz yani bir sol ya, tarafta yani. bir boşluk olduğu için tepe anlamında kimsenin tepeyi bilmesi mümkün değil. Benim hedefler yani 150'ler civarı diyeyim. Gelir gelmez bilemem. Şeyi çok gülüyorum ben. İşte e, Amerika bir yerlere savaş açıyor, bir hmm. şeyler oluyor ha, ve evet. onlarda dolar böyle azıcık düşüyor ya böyle işte e, ekonomide bir şeyler Bitcoin oluyor. Bitcoin böyle bir düşüyor. Bizim Cumhurbaşkanımız Yeşilay konuşması yaptığında bile dolar hmm. <laughs> çok çok kaçıyor. Ona çok gülüyorum. Yani, Öyle Amerika'da ben... başkan değişti komple ve çok kritik de bir seçimli baktığında. Yani evet. e, Türkler için hep bu şey tartışılır. Bunun etkisi nasıl olacak diye hep tartışılır. Bizim için hani şey iki bu ucu <laughs> dayanaklar de, evet. evet. var onun gibi bir şey. Trump'ın yani. da daha önce bize yaptıkları. Ya şu an ikisi arasında sanki biraz daha Trump'ın gelmesi kötünün iyisi gibi bizim için. Ama yani Amerika her zaman zaten kendi politikaları. Yani, evet. yani benim hazır girdik an... politika şey konusunda çok merak ediyorum olacak İsrail şey, Filistin hmm. olayında. Orada Biden çok net, açıkça belli etti kendini yani adam. Ben yani maalesef Trump'ın da çok farklı olduğunu. Evet, Trump da çok farklı olmadığını zaten seçimin sonuna doğru konuşmalarında evet. gördük. Ama nasıl bunu e, şu an başkan olduktan sonra gösterecek, o da e, önemli olacak evet. yani göreceğiz. Hayırlı olsun diyelim buradan Trump'a. Trump da. Be. Belki. <laughs> Trump Selam. Hayırlı olsun demeyeyim ya. ya. <laughs> Ama en çok şuna güldüm. Türkiye'deki seçimlerin bu bazı klişeleri var ya seçim sonrası. Aynıları geldi. Aynaları oldu. Bir şey bir Hurricane'in Türkçesi de şey hortum felaketi <laughs> olmuş bir eyalette. <laughs> o eyalette şeye Trump'a mı ne oy vermiş. İşte zamanda Trump oraya şey yapmamış. Yardım Aynen. etmemiş falan filan. Yazıklar olsun işte Philadelphia'ya falan atıyorum ya, şimdi şeyi. Şey diye. diyenler var işte ülkedeki okumuş kesimi alalım başka bir yere. <laughs> bir de şey haritayı gördün mü? Şeyler farklı vermiş. Evet. Bir yılar içler her şey vermiş herifler bizim simülasyonda yaşıyor garip bir şekilde ya. Yani. Yani Türkiye'nin de yine önce olduğu bir <laughs> Evet, yani evet. görmüş olursun. Çok benzer tweetler gördüm. Evet. Bu işte Amerika halkı aptal. <laughs> şey gördüm. Aziz Nesin'in ismini değiştirmişler. Tam işte e, ismini İngilizce çevirmişler. Hmm. Amerika'nın %60'ı aptal. <laughs> aynen, aynen. <gülüyor> Gerçekten %60'ı gibi değil de hani böyle o anlama çıkacak Amerikan evet. vatandaşlarının tweetleri de vardı. Komik, Komik tabii evet. yani. Evet. Bizim, ya her, her yerde, yerde yaşanıyor mu? Evet, her yerde yaşanıyor bu. Seçim takip etmek kadar keyifli bir şey yok ya. Yani. Özellikle başka ülkede ise. Yani ben Türkiye'dekini de seviyorum ama <laughs> tabii hep hep yani genellikle kaybeden tarafta olduğum evet. için <laughs> e, o anlamda sonu çok mutlu olmuyor. Evet. Ama birkaç seçimdir işte benim kendi desteklediğim. Ya yani çok desteklediğim de diyemeyiz de neyse işte. Yani. daha görüş olarak evet e, daha en azından e, e, hani kazanmasını istemediğim Evet. tarafın kazanmadığı diyelim. Bir evet. ...seçim e, oldu son birkaç seçimdir. Tabii herkesin... ...seçimine saygımız var onu e, söylüyoruz şimdi linç yemeyelim. E, Tabii canım. Başlayalım mı? E, Yılın ha. o dönemi geldi maalesef. Evet. E, bize yeniden değerlenen... E, ...oranı belli oldu. Biliyorsunuz arkadaşlar her sene belli bir işte... ...tefe tüfe vesaireye göre bir oran belirleniyor ve... ...işte trafik cezalarından... ...pasaport yenilemeye... e e-mail kayıt ücretlerinden yurt dışı çıkış harcına kadar... ...her şey zamlanıyor. Enflasyon e, rakamına göre... Bu yılki rakam yıllık enflasyonumuz %49,38'e gerilemiş bu arada. yeniden değerleme oranı da %49.38 olarak açıklanmış. Ee, bununla beraber 500 liraya arttırılan yurt dışı çıkış harcı yeni yılla beraber bir yani. daha zamlanacak ve 710 lira olacak. Buradan hemen bir diknoz <laughs> şey diyen de var daha rahat bir e, alışveriş olması açısından 700'e 750 gibi şeyler de olabilir diye de konuşuluyor. <laughs> yani. 750 yaparlar onu e, yapmazlar. Yani. <laughs> yani şimdi bir yani yurt dışı çıkış harcı konusunda bir kere zaten her yıl yenilen değerlenen bir arttırım yoktu. Evet. Böyle 5 senede 10 senede falan yıl Evet yani bu yıl hem ciddi majör bir zam yaptılar hem de yeniden değerleme kapsamını aldılar. Artık her sene artarak devam edecek. Evet. Ya şimdi mesela seneye büyük ihtimalle yurt dışına çıkmak istiyorsan hava parası 1000 lira bir haraç ödeyeceksin. Tabii o bence yine. Yani hep konuştuğumuz şey, şey, şey yani niye böyle bir harç var zaten en başında o bir de niye 710 lira oldu iyice evet. artık şey oldu. Ee, 31 bin lira 692 TL olan yurt dışından getirilen telefonları yemeği kayıt ücreti 45.614 TL. Yani bugün 40-45 bin liraya Türkiye'de garantili yani yasal bayağı iyi telefon alabiliyorsun. Bu tabi direkt şeyi engellemek için. iPhone'u yurt dışından tabii. almayı engellemek için. E, direkt amiral Hala çok ya. küçük bazı modellerde avantajlı ama olabiliyor. Artık, e, ama değecek oluyor. bir durum değil yani 3-5 bin lira için. Tabii. Bir Türkiye'den... kere alınca hemen ya, satamıyorsun öyle bir şey var. Tabi tabi yani o şeyleri eksileri Hı -hı. artık çok daha e, şey oldu öne çıktı. Ee, 1600 CC'ye kadar 1.3 yaş en düşük matrahlı otomobilden alınan MTV 5800 liradan 8400 liraya. Araba sahibi olmak da çok ciddi Türkiye'de bir masraf. Sigortası, benzini, MTV'si ki geçen sene MTV ilk kere aldılar <laughs> O da çok iyi. ya. Bu sene ilk kere alacağız dediler. İlk Allah kere aldılar. Yani. Öyle. Evet. Ya ben pasaport, pasaportlar falan işte kimlik paraları değişti, pasaport hmm, fiyatları şey. değişti. Yani bunlar bir de aslında senin vatandaş olarak ol yani senin, MTV dediğin şey arabası olanın hani hmm, aslında ekstra bir varlık olanı ekstra bir e, varlığı olanın ödediği bir şey. Ya pasaport dediğin şey senin seni dünyada temsil eden bir kimlik kartı baktığında. Ya bunun bu kadar zamlanması, bu bu kadar pahalı olması. Oo, onlara gelene kadar özgür ya tabii canım ya, yani. <laughs> yani. Yani <gülüyor> yoksa Ya bilmiyorum ben her sene herkes gibi yılın bu dönemi çok sinirleniyorum. Zam evet. gelmemesi gereken şeyler inanılmaz zamlanıyor ve şöyle de komik bir şey oluyor. Mesela Şimdi evlendiğimiz için eşimin pasaportunu ve kimliğini değiştirmesi gerekiyor. şu mecburiyetten yoksa pasaportumuz Tabii. ikimizin de 10 yıllık var. Ha benimki sayfa doldu. O yüzden değiştirmem gerekiyor. <laughs> Onun mesela komple yeni <laughs> 10 yıllık sayfa doldu sayfa doldu. Ya onda, o da, bu arada şey. o şeylik değil tamamen onu da bir varsa bilen buradan sormuş olayım. Sen de biliyorsunuz. Buradan ekonomi iyiye bağlayacağım. <laughs> Her on, Yok 10 yıllık şey. Benim vizelerin arasına 4'er beşer sayfa boşluk bırakıp basmışlar. Zaten aralara basamıyorlar mı? Onu sor merak ediyorum. Eğer ya, totalde baktığın Boş şu anda, bir yere basabiliyorsun. 10-15 sayfa boşluk hala var. Ama... Ee, son sayfaya kadar böyle 4 sayfa falan boşlu bırakarak hmm. gittiği için hani iki vizenin arasında yeni vize geliyor mu onu merak ediyorum. Geliyorsa geliyor. boş sayfam var hala. Geliyor geliyor. Geliyor mu? Geliyor. O zaman benim... <laughs> yani yeni, <laughs> yeni değilim. vize arası dedin atıyorum. Bir sayfada komple vize var. Tamam. Ondan bir sonraki sayfaya boş. vize... Ha. Geç şu an ben de düşünüyorum. Benim de bütün vizelerim arasında Hep bir... Kronolojik gidiyor. Bir şey var hani Atıyorum böyle alt alta değil vizeler. Evet. Hep bir sayfa atlıyor, vize öyle geliyor. Belki öyle bir kural son vardır. Son Arnavutluk vizem şaka gibi 3 günlük vize verip bir de pasaportun son sayfasına basmışlar. Hmm. Onun arkası yok. Ya, ama arada öncekilere basarlar ya. Yani arada 10 sayfa boşluk var şu an. Öncesine basarlar Al o şey. Ama mesela eşimin mecburen de bir de ceza evet. almuyor. Kaç galiba. para oldu? Vallahi. O da artıyormuş. Şimdi arta, beraber artıyor mu? Arttı. Arttı. Allah'tan mi? sadece defter parası ödüyor ama o da zamlanmış. Pasap 10 yıllık pasaportu çıkarsam o iyice uçturmuş. Ya demiş. bak şu tabloda tek lafını etmediğim şey trafik cezaları. Evet. Yani mesela kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1500 liraymış. 2167 olmuş. Hala ucuz bence. Ee, hatalı park 690 liraymış. 990 lira olmuş. Alkollü araç kullanma 6400 liraymış 9200 olmuş gibi bayağı hani aslında cinayete teşebbüs Tabii de ya. sayılabilecek bir de Bir de bunlar zaten yapmaman gereken şeyler. Evet. Evet. Ya bunlara lafım yeterli. yok ama yani işte pasaporttur işte motorlu taşıtlardır iyi mi kayıt ücretidir falan. Tablo önündeyse 6 aylık pasaportun ücretini söyle. Buraya e, yurt dışı çıkış harcı yazmamışlar. E, acaba o yeniden değerlemeye girmiyor mu? Girdi girdi. Ee, Pasaport ben... ücreti 2024. Şu anda 2429 lira 6 aylık. Tam e, başlıyor. 3 yıl işte 6300 falan filan. Direkt <laughs> pardon %50'ye yakın He. zam ekle. Yani şey diyeyim. yarısını ekle yani. Normal yurt dışına çıkan birisi değilsin ve yurt dışında bir şey oldu ve pasaport çıkartman gerekiyor Hı -hı. acil. 3000 lira pasaportu ödedin bir para vizeye verdin ne kadar değdi? Bin lirada çıkışa verdin. Bin lirada çıkışa verdin. Zaten senin çıkman beş bin lira oldu <laughs> Tabii şu canım. an yani. Hani hiçbir şey yapmadın da dışarı adım atmadın 5000 lira harcadın. Ama sen yani. şanslı bir Turkos'un. çünkü üstüne çıkabiliyorsun demek <gülüyor> ki <gülüyor> para demek ki paran daha <laughs> öyle bizimizim bakıyor yani. Evet, hükümetimiz <laughs> insanımıza maalesef. Sen yani varsa para bana da vereceksin. Evet yani maalesef. O zaman yine vergiden var mı başka gönder? <laughs> PlayStation 5 Pro bugün itibariyle hmm. çıkışını yaptı. 49.990. 49, evet 50 bin TL'lik sipariş fiyatıyla satıştı. Tabii ki yine vergi süreci burada da işliyor. Millet evet. ben ilk bunun videosunu çektiğimde 50 bin lira olur dediğimde bana şey demişti. Ya yürü git sen de milleti dolandırıyorsun, şey yapıyorsun. Hayır, sanki sen olay yaratmaya yani. çalışıyorsun falan demişlerdi. Hayır ha, işte 50 bin liraya çıktı. Ve bu inanın fiyattan kısılmış hali. Hmm. Yani çünkü şu an 700 dolarlık bir şeyin... tam olarak hemen hemen yarı fiyatına denk geliyor. Direkt şimdi bir tane devlet alıyorsun. Aynen. Ve gerçekten burada Bilkom gibi getiren distribütörler gerçekten kardan inanılmaz kısmak zorunda kalıyorlar. Çok işte vergi var. Evet. ÖTV'si. ÖTV var değil mi şeylerde, var, vardı mı şeylerde konsollarda? Hem KDV biniyor, hem üstüne sonra bir ÖTV biniyor. Üst üste 2-3 tane, bir de TRT payı mı ne öyle bir şey. O da konsolda da mı var? Telefonda var bir, 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 bir şey, var şey payı da. var şeyde. 3 hmm. tane vergi biniyor üst üste böyle. Öyle bir site var biliyorsun değil mi? Konsol evet. fiyatı hesaplama Aynen. diye. Baz fiyatını yazıyorsun konsolun. Sana Türkiye'deki vergileri ekliyor. Bir de orada şey de önemli olduğu için. E, önce KDV eklemen, sonra onun üstüne ÖTV eklemen gibi falan böyle yani, bir formül var onun. Mı? Ben havadan konuşmayalım. Vergisiz fiyatı PlayStation 5 Pro'nun 30.000 TL. E, gümrük vergisi ekleniyor yirmi altı bin lira o. Bunun eklenmiş 36 hali 36 oldu. binin üzerine bir daha vergi ekleniyor. ÖTV %20 KDV e, en son mu ekleniyormuş? En son KDV ekleniyor. Ya totalde %72 vergi varmış. Bak normalde işte fiyatı hemen, hemen bir devlete bir 52 kendine bin gibi. bin lira olması gereken fiyat şu an 50 bin liraya satıyorlar. Orada Bilkom'un yaptığı Abi şeyle düşüyor Bir de burada sen bu. şeyi hesaplamıyorsun e, lojistik şeyi Tabii. E, gönderimi onun işte kar payı Aynen. osu busu. Yani bu hesaba göre aslında Bilkom'un kar etmiyor olması lazım ama sen tabii şey fiyatı üstünden hesapladığın için. Oradaki vergili fiyatından Evet yani aslında Bilkom'un alış fiyatı bu değildir. Tamam. Adamlar karsız satacak hali yok yani. Hemen aşağıda güzel bir not düşülmüş. Ee, Türkiye'de asgari ücretle yani 17.002 TL ile 3 ay yemeden içmeden çalışırsanız alıyorsunuz. Amerika'da yılda yemeden içmeden 2 tane alabiliyorsun. Yılda mı? Ama ayda. <laughs> Aynen. Bir ay çalışıp iki tane alıyorsun. Ağlede burada üç ay çalışıp bir tane alıyorsun. Asgari ücret diye de hemen burada sanki kimse bilmiyormuş gibi insanlar böyle oh. şey yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Amerika'da mı? Amerika'da. Amerika'da iki, ikiye yaklaştı ya. Saati yedi dolarmış işte. Değil bu arada. 15-16 dolar şu an. Eski tabii. Bu olabilir. Eyalete göre de değişiyor da 7 dolar falan saatlik ücret kalmadan. bir aylık asgari ücret 1550 dolar minimum. Hmm. Ee, i̇ki tane alıyorsun üstüne de 150 dolar ay yakalış veriş evet. yaparsın. Ya bunu hesaplamada gerek yok zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, iPhone'dan ya sanki falan, bilmeyen yokmuş gibi. <laughs> evet, iPhone'dan falan biliyoruz. <laughs> evet. Ya bu arada 50 bin liraya PlayStation 5 Pro alınmaz yani. Alınmaz. Şu an hiç alınmaz, hiç alınmaz. yani. Mümkün. Öyle, Öyle bir diye oyun yok piyasada zaten. Şu an yani 50 bin liraya eğer bir oyun oynayacak bir cihazın yoksa git bir tane PC topla. Hatta 40'a 45'e topla. Evet. Kalan 4-5 bin lirayla da Steam'den oyun alırsın Aynen. indirimden. PlayStation'da bir de öyle bir dert var artık. Yani PlayStation oyunlar 5 buraya aldın. Her evet. oyun 2000 liradan başlıyor minimum. 2000 bin. bazı oyun 3500 falan. Yeni çıkan oyunlar 2500 3000 arası çıkıyor. Evet zaten yani o da o da çok şey mantıksız bir hale geldi. O yüzden yani çok paran varsa alırsın zaten ayrı mesele de önermiyorum ben. Yani ben de önermiyorum. Yani GTA mantıksız. 6 çıkışında da parası olanları ancak öneririm. Yine de manasız yani. Ben mesela hep şey diyordum İlk bu sızıntılar çıktığında hem oyun editörüyüm hem de hani bir oyuncu olduğum için dedim ki şey yaparım. Elimdeki PlayStation'ı satar hemen pro alırım diyordum. Mesela hiç orada bile değilim. Hatta şöyle bazı sitelerde in, satışa çıktı şu an Türkiye'de. E, gece siparişti ya. Ya bugün direkt satışa çıktı. Önce bitti. Ha. bugün üretilen direkt satışa çıktı diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam 7 Kasım çünkü. 0001 saatinde sipariş açıldı. Normalde eski Türkiye'de biliyorsun böyle bir şey olduğu Hı -hı. zaman anında biterdi. Baktım hala var. Yok canım, evet. kimse yani, almıyor yani. Böyle çok haymcan bir edecek bir üründe olmadığı için. Evet. Şey konuşalım. E, şimdi bu hafta zaten teknoloji gün oyun, oyun gündeminde de çok öyle bir büyük böyle majör konuşabileceğimiz bir şey yok. Evet. <laughs> şey yok. Kasıma girdik. Eskiden Kasım'da 11-11'de ve böyle Kasım'ın son cuması gibi falan e, bir indirim olurdu. Şimdi de o Türkiye'deki firmalar için konuşuyorum. Yurt hala öyle ilerliyordur bir ihtimalle. Yıla, şey aya yaydılar indirimleri. Nasıl gidiyor? Aldın mı bir şeyler? Fiyatları nasıl buluyorsun? Lego aldım. Lego'da ee, çok tertemiz indirim vardı yüzde 40 ama evet. bir saatte falan Bitti. yok oldu. Ya şimdi Lego onun dışında senin paylaştıklarından piril. <laughs> ya ben <laughs> şey benim, benim, kasım olayı şeye döndü. Bu da aslında ne kadar mantıklı ne kadar Biz mantıklı. geçen sene de yine bu dönem konuşabiliriz. evet ama gerçekten ben yıllık bulaşık deterjanı, şampuan, evet. tuvalet, tuvalet, kağıdı. kağıdı gibi öyle böyle bozulmayacak. <laughs> bir sene boyunca evde stoklayabileceğim şeyleri alıyorum. 3-4 tane mesela işte 40'lı 3 tane şey aldım tuvalet kağıdı. Hı. Bol, 200 bol 210 liraya mı ne geldi ama şey model. Normalde 300 liranın üstünde olan bir model. Hı -hı. İşte 3 katlı, pamuk etkili falan böyle hani dandik silen marka <laughs> tuvaletler <Semenler> için <laughs> kağıdı gibi değil. Ee, şey de çok ucuza denk geldi. E ee, bulaşık tabakları. Orada çünkü şu, bunu şu yüzden yapıyorum. Zaten pahalı ürünler yani kağıtta evet. hani Ve kağıt aldığı şeyler yani. Evet yani temel ihtiyaç yıl içinde çok ciddi zamlanıyorlar. Siz Kasım'da ekstra indirimli ve bütün yıl boyunca size yetecek kadar aldığınız zaman hem işi kafada çözmüş oluyorsun ya yani benim bir senelik bulaşık tabletim var demiş oluyorsun hem de o yıl içindeki enflasyondan en azından o yıl için kurtulmuş oluyorsun. Ha, yani bu seni zengin yapıyor mu ya da çok bir fayda sağlıyor mu tartışılır. Ben çok abuk sabuk yerlere abuk sabuk paralar harcayan biriyim. Zengin Ama bu ya. konuda yani bunu böyle bir hani yıllık alışverişi bazı noktalarda Kasım ayında yapmak bana çok bir donum haber ölücülüğünü <gülüyor> yapmak. <gülüyor> Keyif keyif veriyor veriyor yani evet. Ya, e, Temmuz ayında Amazon'un bu en ne biliyorsun Prime Haftası Hı -hı. diye geçiyor. O dönem ben de bu alışveriş yapmıştım. Amazon'da da inanılmaz fiyatlar vardı. Evet. E, işte bu nedir onunla tuvalet kağıdı, işte bu bulaşık tabletidir, Hı -hı. ne bileyim, e, çamaşır bilmem nesi falan. Bunları biz de bir eve toplamıştık. E, şu an yavaştan böyle bu bir ay mı? Bir, daha, çok daha. Temmuz'da ha. işte yapmıştık. O yüzden biraz stok var şu an. Ama bu ayda yine bir, evet, bir takviye şey yap takviye. Yapıp bu ay. Yapmak ben lazım. yani 4-5 senedir falan herhalde çok e, ciddi Kasım indirimlerini takip edip evet. böyle ben gerçek indirim paylaşacağım diye böyle bir kendime rol edindiğim için e, gerçekten evet şimdi şunu söyleyebilirsiniz bazı ürünlerde önce bindirim sonra yalandan indirim yapılıyor hı hı. ama gerçekten takip ettiğim bildiğin ürünleri Kasım ayı içerisinde e, güzel takip edersen %40 %50'ye varan Gerçek indirimde de alabiliyorsun. Evet. Orada biraz ürün seçmek. işte indirim yoksa beklemek. Çünkü Kasım ayında gerçekten bütün ay boyunca devam ediyor. Onu yapmak lazım. Ben şu ana kadar bulaşık tableti aldım. E, tuvalet kağıdı aldım. Kablo aldım işte dün Amazon'dan. Bezos'un evet, 100 wattlık kablosunu 99 liraya satıyorlar. Bugün Eminönü alt geçitten kablo alsan <laughs> 1,5 <daha> amper <laughs> kabloya 150 lira falan verirsin herhalde. Böyle evet. daha, daha çok, çok teknolojik bir ürün almadım daha. Benim yani de... bir ihtiyacım da yoksa tabii bir evet. kovaladığım. yani. O bence. bu, Şeyde bu çok mesleğimizden aradayım. Yeni Geçen hafta biz konuştuk. Yeni Mac mini'yi alsam mı almasam hmm. mı diye çok arada kalıyorum. Evet. Bence bizim mesleğin bizden götürüsü bu yani. Şükürler. Evet. Hiç mesela <laughs> medya mark falan geziyor musun? Hiç. Çok saçma. Mesela, ya, ben dönem... şey diyorum gel bizde gezelim. <gülüyor> <gülüyor> Dönemin getirisi olarak ben küçükken şeyi hatırlıyorum. İşte çeşitli mağazalara girip işte oyun çıkmış hmm. orada bir raflarda arıyorsun. Evet, ne bileyim işte iyi teknolojik iyi. ürün gelmiş falan. O da gitti mesela artık çünkü dijitalde daha ucuz dijitalde daha ucuz olmasa bile fiziksel sürümünü işte e-ticaret sitelerinde daha ucuza bulabiliyorsun ya Hı -hı. o göt o mesela biraz canımı sıkıyor bazen önceden çünkü çok severdim böyle oyun mağazası gezme işini Hı -hı. şimdi ancak eski oyunu retrolar için falan yurt dışına Türkiye'de kalmanız zaten öyle de Hı -hı. bakıyorsun o güzel yani. Evet, ben de bir ya yaptığımız büyük... meslek dolayısıyla artık o heyecan tabii evet. ki yok. Bende de yok. Ben de çok eskiden teknoloji mağazası gezmeyi çok severdim. Değil mi? Bu bir mesleğe başlamadan yani. önce. şimdi yani yurt dışında gezmesi hala keyif. Ulan, evet, orada bizi... fiyat kıyaslaması. Ulan bize ne kazıklıyor. Aynen. <laughs> orada hemen bir yıl işte <laughs> Almanya'da PlayStation 5 Ya ben falan Madrid'de falan. böyle bir video çektim. Madrid'deki Mediamarkt Mark fiyatları diye. Ben öylesine çektim. Hmm. Bu kadar hmm. niye bileyim? Bayağı izlendi. Ben de, ben de Barcelona'da <laughs> da çekmiştim. Felaket izlenmişti evet. ama. Yani acınacak haldeyiz. Tabii ya canım. Yani. Yani Böyle 20 euroya ka Philips'in kahve makinesini falan evet. satıyorlardı. Özellikle ev eşyalarında inanılmaz Kapsin fiyat kardeş. farkı var evet, ya. Evet. İnanılmaz yani sırtlayıp getiremiyorsun da. Ya ben bir de şeye çok üzülüyorum. Şimdi ben de yani 10 seneden biraz da 10 yıldır falan yurtdışı gezilerine hani mesleğim Hı. dolayısıyla çıkıyorum. Eskiden mesela bazı ürünler sadece ucuz yurt yurtdışında. Şimdi kıyafet falan da ucuz. Hani ben eskiden hep şey derdim. Kıyafet asla yurt dışından alınmaz. Türkiye'de aynı marka çok daha iyi fiyata geliyor falan. Abi şimdi durum o kadar kötü ki kıyafette bile daha ucuz. Ayakkabıda kıyafette. Evet, ayakkabı özellikle ayakkabı çok fark ediyor. Ayakkabı da 1 fiyat falan bulabiliyorsun. Evet. Hani bırak yarı fiyatı. Ya ben ne bir tane yani? Yunanistan'dan bir ayakkabı almıştım mesela basket ayakkabısı. Ee, Türkiye'dekine 3'te 3 fiyatındaydı. Hmm. Yani. Evet. Benim de işte şey Dubai'den bir Kolombiya Üst almıştım. Bak Dubai fan daha üç, da ucuz direkt, bu arada. Direkt üçte bir fiyatıydı. Evet, Dubai yani. falan yarı daha da değil, ucuz. direkt üçte bir yani. O yüzden ya, kıyafetli şeyler Türkiye'de bulunan bazı orta segment işte Zara gibi markalar mesela orada da aynı fiyat burada evet, da aynı Evet o fiyat. Euro bazıyla geldiği için evet. hemen hemen aynıya denk geliyor. Ee, daha böyle giriş veya tepedeki markalarda. Ama böyle işte gibi falan ucuzcu şeyi bulursan hem marka hem ucuz evet. satan bir konsept bulursan mesela Gucci iş atıyorum. çok değişiyor. Gucci'nin fiyatı yurt dışında daha ucuza geliyor alırsan. Evet. Yine üçte bir fiyat falan evet. hiç Gucci'den bir şey almadım. Ben ama. de almadım. Yani Gucci'den fiyatına bile bakmadım hiçbir şey bu konuda <laughs> ben <böyle>. mağazayı gördüm. <laughs> de, ben de o kayıt, Kapıda şeyi gördüm. Hiç Gucci, Gucci mağazasına girmiş misindir hayatında? İtalya'da, Milano'da girdim. Falan. <laughs> girdim. E, Burada... Ben utanıyorum öyle. Paris... Yani oranın insanı olmadan çok belli yani. <laughs> Pari... anlarlar. Paris abi vardı şeyde. O Vodafone etkinliği için gitmişti. Şimdi Milano'da biliyorsun modanın başkenti Tabii, falan muhabbeti işte var ya. Bilmez yani. mi? <laughs> <laughs> Her hafta Milano'dayız. Ee, oranın şey... Önceden mesela şöyle bir kural varmış Milano'da. E, fiyatlar ürünlerin üstüne yazmazmış ve kapıda hepsinin böyle hobiler var böyle. Evet almıyor seni. Bakıyor şöyle bir süre. Sen git diyor mesela. <laughs> Şimdi artık o gitmiş. Yani bu yasak olmuş. Herkes varmış. girebiliyor. Herkes girebiliyor ve e, ürünlerin fiyat etiketi direkt ürünün üstünde. Biz de girdik bir çanta mı alacakmış eşine ne? Öyle bir şey işte PR'dan bir abimiz. Ee, Adını verdin az önce değil mi? Ha işte, yok bilerek söylemeyeceğim. Ee, girdik ondan sonra orada bakarken ben de şey yaptım ama konsept garip gelmişti yani. Öyle çok yani lüks bir de konsept, oradaki ben de bilmiyorum, ilgilenme de. şeyi de farklı. Mesela burada bir mağazaya gidip koşturmaca orada oraya mi? koşuyorsun, kıyafetlendim, saraba. O Beymen'de falan. şey oluyormuş. Bir biraz daha e, iyi parası olan bir arkadaşım anlattı. Senin bir tane sorumlun gibi bir şey oluyormuş. Evet. Mağaza çalışanı senden sorumlu. Gidiyorsun mesela çay kahve söyleniyor. Bir odada ayrı bir odada sen kıyafetleniyorsun. Çok falan. uzağa gitme. Benim mesela, çok yakın bir tanıdığım falan. Beymen'de çalışıyor. <laughs> <Ha>, eşim. Eşim <laughs> kadar. <laughs> Ama <laughs> tabi tabii eşin Beymen'de şeydi abi yazılım, yani yazılım tarafında. Yazılım yani. tarafında ama yine de birçok avantaja sahip olabiliyor. Hmm. Geçenlerde ben de işte bu nikah için kıyafet bakarken oraya gittik. indirimde de var falan diye. Normal dışardaki ilgilenmeyle bizim evet, baktığımız evet. kıyafetlere zaten görünce direkt seninle ilgilenmesi, yani çay ikram edenler, ondan sonra su getiriyor, bir şey siz şöyle oturun hmm. ben getireyim falan mesela atıyorum daha orta segment bir markaya giriyorsan sen koşturuyorsun orada var mı bunun falan diye bir tepki alıyorsun. Zenginler <laughs> evet. yaşıyor bayağı. Tabii canım Sözüyor. çok güzel yaşıyorlar, ya. yaşıyorlar yani. Evet. Biz de ancak bir indirim. Ne <laughs> yapalım bizim de keyfimiz evet. bu Allah sağlık Allah. versin başa. İndirim demişken Türkiye'de ilgilendiren bir sistem haberim var. İndirim mi o? İndirim ha, tam Türk, denemez Türk, Türk oyun festivali. Oyun festivali. Ha, ee, şöyle aslında işte korku festivali oluyor RPG festivali oluyor. Bu, çeşitli Hollanda festivali falan. Şimdi Steam Türk festivali var. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'de geliştirilen oyunlar, Türk geliştiricilerden gelen oyunların toplandığı bir sayfa. Ee, etkinlikte şu şekilde. Bazı oyunlarda indirim var. Benim için yetersiz sayıda kaldı indirim. bu ee, canlı yayınlar oluyor. Oyunun geliştiricileri çıkıp oyunun direkt kendi Steam sayfasında canlı yayında oluyorlar. Bir yandan Twitch'te falan da tabii oluyorlar. Ee, söyleşiler düzenleniyor. İşte, bu arada etkinlik sayfasına girerseniz en aşağıda etkinlik planı var. 6-9 Kasım arasında sürecek. Ee, Türk oyunlarını keşfetmek ve Türk oyun sektörünü hani oyun sektörüne girmek istiyorsanız Türkiye'de yaşayıp güzel bir dönem hani var bunu mı Şu alınabilir, bu alınabilir dedi. Yani Türk oyun indirimde çok oyun göremedim ama takip etmeniz gereken çıkmamışlardan mesela Sodamen diye bir oyun söyleyebilirim. Şu anda e, demosu da var denenebilir. İşte soda man. Bey bey pazarı. Öyle bir şey hayal ettim. Anomaly <laughs> President'ı ekleyebilirsiniz. Bir yere Gazman diye bir şey vardı hatırlar mısın bizim Tabii canım şey. Ha, ne? Ee, Harun değil mi? Ee, yok. Aa, Hamdi, Hamdi Al Alkan'ın Alkan evet. Tabiice. Gaz, Çünkü, Gazman mıydı ya değil o mi? O sıra o sıra evet. süpermenlik yapan. Garip bir dönemde. Yani. Yani. Evet. O dönemler ama böyle çok abuk sabuk şey vardı yani. O dönemin bir... Onun şeyi vardı bir de ne? Bir tane kadın, küçük kız karakteri oynuyordu ya. Saçları dövüyordu arkadaşını sürekli okulda. şey yani Hamdi mi? Bücür cadı falan mı Yok acaba? ya. Hamdi Alkan oynadığı bir şey. Ha o şeyde. Adını hatırlayamadım şimdi. Ee, Fafinaz geldi. Onu da anladım galiba. O aynı skeçlerin içinde oluyordu evet, galiba. Evet anladım da adını hiç şey yapamayacağım şimdi. Ama anladım. <laughs> Bunun dışında Steam'den işte Piles Up oyununu öneririm. Ee, Rolls the Dice miydi? Roll the Dice miydi? Ne? Onu önerebilirim. Hı hı. Ee, onun dışında ne kadarı satılıyor? yani hiç bakmadım. 3-4 dolar. Ha. Maksimum 10 dolarlık oyunlar. Yani tek, teknik tek tek olarak uygun fiyatta olması evet, evet. lazım. Yani AAA A oyunlar yani Türkiye'de sat, çünkü. yani mecbur Steam fiyatı yani dolarla koyuyorlar. Steam dolarla satış Hı. yaptığı Tabii için. O o, da, ama fiyatı şey. fiyat yani. ya da aşağı çekmek yani 3 yok dolar çalışmış. 4 dolarsa çok mesela mantıklı Mesela Anomaly Agent şu an 2,5 dolara satılıyor. Ya da ben 3 dolar olabilir. Alayım ayıp ya. Çok Onu evet. E, alayım dursun oynarım da yani. Oynanır. Gerçekten keyifli oyun. Ya şöyle bir sayfayı gezince bu arada Dora'nın geliştirmiş olduğu ya Dora'nın stüdyosunun geliştirmiş olduğu oyunların Neredeyse hepsinin kefilim gerçekten. Özellikle Cardboard Town mesela benim favori hmm. oyunum. Ee, gerçekten güzel iş yapıyorlar. Onlara bir detaylıca bakabilirsiniz. Onun galiba iki stüdyosu var. Tam anlamadım. Buradaki strateraydı. Şimdi Amerika'yı taşıdığı için kapattı, kapattı başka bir şey açtı Aynen. galiba orada. Şimdi o yenileri devam ediyorlar diye biliyorum. Bu dediğim oyun da galiba onlara ait yine. Hmm. Ee, yanlış biliyor olabilir. bayağı da oyunları varmış bu arada. Bir evet, bakın çok yani bayağı güzel ciddi oyun çıkartıyorlar. Ya şimdi şöyle geçen Black <laughs> State'in geliştiricisiyle de konuşurken o da söyledi. Hani şu anda Polonya'da Witcher'la ilgili bir kötü söz söyletmiyorlar. Oyunun kötü yanları var mı? Var ama adamların kendi yerli ve milli oyunu olduğu için bunu globale yaymak ve oyunun hani o konuşmasını sağlamak için ya sadece övgü. Sadece de nasıl diyeyim? Şey eleştirel yaklaşıyorlar. Yapıcı eleştiri hmm. yapıyorlar. Oyun kendini geliştirsin diye. Bizde böyle anlamsız her oyuna bir gömme var. Tamam bazı oyunlar gerçekten Erzurum gibi <laughs> ve daha yeni çıkanlardan da var. Hı hı. Şey yapıyorlar hani yerli ve milli <laughs> altında bir parasını yani, cıvatalamaya çalışıyorlar. Ya eyvallah ama yani el yüzü düzgün bir iş yapıldığında da desteklemek o lazım. Destekleniyor gibi de Mesela Enis'in oyunu el yüzü düzgün bir oyundu. Evet. Enis de tamam sevilen bir influencer eyvallah ama hani ben mesela çok kötü bir yorum görmedim. Yok yok var ya. Hep var mı? Var var baya var. Yani. Hı. Hani hep daha çok böyle herkes bir yapıcı bir taraftaydı yani gibi ben gördüm. Bizzat ben bizzat ama... kendi kanalımda video çektiğimde dedim ki ya desteklenmesi gereken, evet çok farklı bir deneyim değil ama Hı. yaptığı şeyleri çok iyi sunan birinin desteklenmesi gerekiyor dediğimde şey bir ton şey yorumu geldi bana. Ondan sonra Enis Kerazoğlu'nun oyunu diye övüyorsun. Yok benim dayımın oğlu değil ki Enis abi yani. Evet. <laughs> ya tabii işte yani bir ufak bir şey vardır hani. Hmm, pozitif ayrımcılık uygulama şey vardır ama şimdi oyunda ya ben oynamadım ama göründüğü kadarıyla hiç fena bir evet, değil. Gayet iyi, yani. iyi oyun. Yani bunları desteklememiz Hı -hı. gerekiyor ki bak bu birçok anlamda mesela niye Türkçe altyazı yok, dublaj yok diyoruz ya mesela Hı -hı. bizim Türkiye'de geliştirilen oyunlar globale açıldıkça globaldeki markaların yüzü de bu tarafa dönecek. Bu arada Türkçe, ya ben onu bizim e, sevgili Burak Akmenek konuştum onlar da biliyorsun Hı -hı. oyun geliştiriyor. Ha, on, onların ee, oyunu da var yine. Onu da söylemiş oğlum. Şey dedi yani dublajın dedi parasını çıkartman dedi Mümkün değil. Böyle evet. bütçelerdeki oyunlarda yani inanılmaz başarılı olman lazım ki dublejin parasını çıkartalım. Tabii. Biz de o yüzden dedi hani bir Türk geliştiricisiyiz ama altyazı yapıyoruz dedi. yani Dublajin parasını çıkartman dedi mümkün evet. değil yani. Ya bak daha Türkiye'de kendi geliştiricimiz bunu söylüyor. Yurt dışı için adam ince çekinir yani bunlar Onun bir de evet. kontrolü falan olacak. Ama işte biz ne kadar böyle büyük oyun çıkartıp da globale yayarsak bak bu ekonomi anlamında da bir katkısı olur. İşte buraya e, Steam belki tekrardan TL'ye döner, fiyatlar düşer. Yani her şey olabilir. Arar yani. <laughs> bulur ya, Biz 2002'ye dönmüşüz. <laughs> yani ya. Birçok açıdan iyi etki eder yani. Bizim Hı. oyunlarımızın globalde başarılı olması. Tabii ki. Tabii ki. E, mesela Black State'in geliştiricisiyle mesela konuştuğumda dedi ki ya birçok insanla biz konuştuk. Yani Türkiye'de böyle bir oyun mu çıkıyormuş? Bu tarafa bakalım falan diye. illaki olur. Buraya yatırım yap, yapar mesela. İşte Hitman'in geliştiricisi Interactive mesela Türkiye'ye geldi. Bunun gibi birçok şirket Türkiye'ye gelir. Burada e tabii ya domino etkisi hep yani veren bir bir fayda sağlar böyle evet. işler de. Şu Bakalım. Galaxy S25 Ultra'nın kılıfları sızdı. Yani bu ne haber değeri taşıyor derseniz şu. Ya yani Benim açımdan, benim mesela Samsung S23 ve S24 Ultra'nın benim gördüğüm en büyük eksisi köşeli tasarım olmasıydı. O e, Space Odyssey filminde inen inan bir şey tane değil. şey vardır. Blok vardır. Blok aynen aynısı bence. Şeyde de bulunuyor yani bir yere. tut, tut, tutamıyorsun telefonu, çok köşeli, hani o ergonomiyi bozuyor falan. Evet bu arada ee, doğru bakmışsın. Ben kullanmadım ama. Evet önce... yok ya yani ben mesela sırf o yüzden bile hani kullanamayabilirim hmm. S24 Ultra'yı ki inceledim kullandım. Bir de büyük detay. Ama var. sonra geri bıraktım. Nihayet ovalleşiyor hmm. gibi görünüyor eğer şeyler doğru çıkarsa. Sıntılar ki genelde %90 doğru çıkar bunlar yani. E, S25 ailesine de çok bir şey kalmadı. <laughs> Önümüzdeki işte Aralık, Ocak gibi falan onlara şey Ocak, oluyor. Ocak, Şubat gibi çıkıyor değil mi? Aynen. Yani Ocak gibi falan yurt dışında genelde şey olmuş oluyor. Ocak sonu Şubat'a doğru Türkiye'de de satışına başlanıyordu. Yani telefonlarda ne yenilik olur? Çok soru işareti. Samsung olduğu için söylemiyorum. Aynı şey Apple için de söyledik. Artık telefon sektörü çok böyle insanları heyecanlandıracak yenilikler sunabilen bir noktada değil. değil Çünkü her sene teknoloji o kadar gelişmiyor. O yüzden yine büyük ihtimalle biraz daha kamerası iyiydi, biraz daha işte hani işlemci tarafında mesela güzel gelişmeler var. Bu Snapdragon'un yeni işlemcileri gerçekten çok hani performans anlamında da verimlilik anlamında da çok iyi şeyler vaat ediyor. En çok hani farkı gelişmeyi orada görürüz diye düşünüyorum. Tasarım olarak da bence ovalleştirerek geç bile kalınmış bir ee, düzeltme diyeceğim, iyileştirme demeyeceğim. Düzeltme yapacaklar gibi görünüyor. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet. Satın alacak. <laughs> Kim sen bir şey mi? Yok, yok benim her telefon haberinde hayırlı uğurlu olsun satın alacaklar. Sen ilgili hiçbir şey bazen ben de oyunlarda sen de evet. konuşurken böyle oluyor. <laughs> İyi madem İyi öyle. Ya hiç gülmüyor yani çünkü yani. <gülüyor> <gülüyor> ya yok şey de hani bu hafta sönük şimdi teknoloji evet, tarafı evet, da sönecek. Ben oradım yani olarak... ekstra bir şey falan yok mu hani evet. konuşacak haber yok diye. Zalman hani evet. en çok konuşacak şeydi. Ben bayılıyorum zaten. Birazdan senin favori haberin geliyor. Şey değil mi Nintendo Switch? Ya geçen geldim. hafta tuna'nla yaptık sen evlendin diye. Adamda da Nintendo Switch 2 haberi çıktı ve yani dıdısırın dıdısı Nintendo Switch 2'ye Elden, Ring Elden Ring ayrı bir sürümü olacakmış. O da daha duyurulmuş. O da gelecekmiş. Ha? Evet. Geçen haftanın programını izlediyseniz Orada şeydi. şeydim artık dedim eminim. Sizin Nintendo'dan fonlandığınız <gülüyor> konusunda <gülüyor> açıklayın. Ya Tuna'nız yaptığı biraz ayıp da o çok belli etti. Yani. Çünkü duyurulmamış konusunda duyurulmamış bir evet. gelecek diye. <laughs> Bu hafta ne, ne, haberi var? Bu Nintendo hafta daha elle tutulur bir, bir haberimiz var. Bir Nintendo yetkilisi Nintendo Switch 2'yi doğruladı. Vay be. Sonra dedi, geliyor evet dedi. Geliyor Özgür'e dedi buradan. <laughs> bütün bütün dünya da acaba gelecek mi gelmeyecek evet. mi diye meraktaydı. Evet. Emin olamıyordu. Özgür'e dedi selam yollayın. Ha, donanım haberim parası da bu hafta geliyor. <laughs> Japonya'dan e. tabii biraz. Switch 2 doğrulandı geliyor dedi. Hayırlı olsun. Ee, geri İlk gün Day One almazsan yani, şu gelirse alırım. Şu şeye yazık emeğine. Yani, Türkiye'de satılıyor yani, olursa alırım. kaç haftadır biz ikisi bir çekiyoruz. Evet, Boşumuz tamam. yok. <laughs> Tabii. Nintendo Switch 2'den. Bunu... Ee, bana da teknoloji tarafında her hafta e, haber sponsor olmak isteyen varsa telefon tarafından. Telefon özellikle. olur, başka bir şey olur. Hani böyle yeni çıkacak Umar bir telefon Samsung'a burada. <laughs> Aynen. <gülüyor> S25 <gülüyor> ile ilgili her hafta bir tane buraya haber evet. koyabilirim. İyi bir şey üret karşılığında. <laughs> <Aynen. gülüyor> ben Nintendo'dan aldığımızı söyleyeyim sana. Ona göre bir fiyat biçersiz <laughs> Evet. Yani işte net onaylandı. Ee, ve geri dönük uyumluluğu da bu arada onayladı. Hmm, o zaten yani. Oyunların olacağını söyledi. Ee, burada konuşacak da çok bir şey yok. Yani, <laughs> <öyle mi? gülüyor> Ben de. Sıkıldım. Yani şu bu kadar yetiyorsa para kazanmanıza. Yetiyor, yetiyor? Devam edelim. Şey ne olur dediler hani Nintendo desen de olur dediler. <laughs> Okey. Yani Switch 2 geçsin birkazi e, anlamıyorlardır büyük ihtimalle. En kötü zaten ben Mustafa'ya söyleyeceğim onu. Ben konuşurken senin göze bir Nintendo şeridi. <laughs> <laughs> Şuralarda. Evet, ben bunu bir ara şey düşünüyordum. Hashtag #reklam. Evet o çok evet. güzel olur. Dövme olarak. Hiçbir şey işaretlemedi bir şey. Instagram'a bunu sunsak mesela. E, e, efekt olarak evet, getirse, evet. değil mi? Evet. Ya yani, değil de Mesela şey oluyor ya YouTube'da videonun sonunda otomatik öneriler çıkıyor. Onu sen hmm. bir taslak kaydediyorsun. Her seferinde geliyor. Biz de şey olsun Yani ekranın sol üstüne gözükecek şekilde her story'ime reklamı otomatik hmm. ekle. Yani evet. hepsi olsun. Şey yapabilirsin bu arada. Açıklama kısmına otomatik reklam eklensin yapabiliyorsun. Yine Ama görsel bir görselin üstünde o direkt YouTube'un yani veya Instagram'ı yapması gereken bir, bir şey. <laughs> ya bir tablo yayınlandı. Yapmazlar yani ya şey. Canım. Tablo yayınlandı, görmüşsündür e, Twitter'da. Bu re Hı. neye reklam yazıyoruz, neye yazmıyoruz? Hı -hı. Ben size özetini söyleyeyim. Ben görmedim lan. Görmedin mi? Sana da atayım. Neye yazıyormuş? Her şeye yazıyoruz benim alıyorum ben. Direkt çıkan yani marka model bir şey geçtiyse şu bak bir tek niye reklam yazmadığını sana söyleyeyim. Bir köy storiesi çekiyorsun. Arkada senin bahsetmediğin bir marka geçti ya. Ona reklam gerek gerekiyor. Onun işte ağzından çıkan her marka atıyorum. Şunu işte bir bir şey markası ne bu? Deme yazmak zorunda kalıyorsun. <laughs> i̇şte bu marka ben aldım kupası da fena değilmiş bak yönlendirme yapmıyorum. Hı -hı. Bak, kupası fena değilmiş. Ama yorum yapıyorsun. Ama yorum yaptım. yaptım bitti. Ama şu içerken ya elimde şey gözüktü böyle. Bak. Yani senin buraya bir fatura kestin mi para kazandın ha. mı kazanmadın mı? E şöyle elimde gözüktü. Ama ben başka bir şeyden bahsediyorum. Yani bu reklam değil mi? Değilmiş. Bunu yazmana gerek yok. Gözüktü diye yazmana gerek yok. E ama ürün yerleştirme olabilir bu da. Ha işte o varsa yazacaksın. Ondan bahsetmiyorsan. Ha şey... Hayır, ürün yerleştirme de değil. Ya senin videonu Söylemsiz çekiyorum. Söylemsiz de ürün yerleştirme olabilir ya oğlum. Yani adamlar bu bardak, burada yazıyor mu? İşte şurada logo olduğunu düşünün. Burada dursun diye Orada da görünüp de bir algıya girdiği için orada mesela buna para veriyor mesela. Ha tamam ama o kadar doğru lan bu arada bunun da Ya şey hayır ürün yerleştirme diye de bir reklam türü var ya gerçekten. Doğru ama orada yine bir şekilde belli Ya o kadar bu işi şey yapanlar yani. ne yaptıri bilmeden yaptılar yani, ki olay. Yani. Yine hiçbir işe yaramayan, e, ne kullanıcının ne içerik üreticisinin işine yarayan saçma sapan bir şey oldu bu iş böyle kaldı. Ya yani ben şimdi kimse bilmiyor ne reklam ne, ne yani. değil hepsini yazıyorsun çünkü. Bak daha kötüsü ne olur biliyor musun? Sen bu kontrole girer Ondan sonra ve devletler evet. ki sen reklam, her yazmışsın, şeye reklam yazmışsın para almamışsın. Yani her şey reklam Hani her reklam yazmışsın. elden mi aldın? Nerede ha, bu para dese? Bu para nerede dese? Nasıl? E, ne o zaman da şey diyemiyorsun işte. Ya yani ben onu derim. E korkuttunuz her şey reklam <laughs> yazacağız. Yani biz de yazdık kardeşim ya. Yani öyle <laughs> de olmuyor, böyle de olmuyor. Hani illa bir yerden oturtacaksam <laughs> tamam, ben oturt yani ama yani hani, ayıptır aynen, yani. zorlama abi. Sen yani. beni strese niye sokuyorsun? Yani her yani, şey reklam yaz diyorsun bana. Para almasam bile yazıyorum. E bu sefer de ya bu, nerede bu? <laughs> bu arada bu konuyla alakalı bizim sektörde yani buna benzer bir, birkaç hikaye dinledim ama burada söylemek biraz şey olabilir ya suç duyurusu gibi falan da olabilir. Hmm. O yüzden söylemeyeceğim ama hırsıza yol göstermek e, gibi mi? Yok. E, yani Ya nasıl anlatayım? E, vergi tarafıyla ilgilenen insanların böyle haraç gibi senden para al... yani şöyle mesela diyormuş ki sana şu kadarlık bir ceza yazacağız sana onu öde ee, ödemezsen gelir incelemeye alırız ve emin ol buluruz bir şey. Yani bulmak için buluruz bir şey hmm. deyip SS sana onu ödetiyormuş gibi falan hikayeler duydum. Çok fena çok fena yani. Türkiye'de yaşamanın çünkü şeyi geçen biliyorsun ya. yani hani bir denetime soksa kitabına uydurmadığın bir şey yanlış ya 50 tane şey bulur Unuttum gerçekten. bir şey. Yani, yani. hani ararsan bulursun muhabeti vardır ya. Hani her şeyi doğru yaptığını düşünsen bile kötüymüş yani. şey o parayı kendi almıyormuş gerçekten şey ceza resmi ceza olarak devlete kazandırıyor o parayı bayağı ama işte araç gibi haraç yani, yani. Evet. evet belki niye kendini evet. almadığını da bilemezsin bu arada. Ha yani bilmiyorum ama öyle diyorlar bilmiyorum hiç başıma gelmedi. İnşallah da gelmez. <laughs> evet devam ediyorum. Sıkıntılıymış yani. Ee, bir devrin sonu. Apple artık dünyanın en değerli şirketi değil hisse, hisse bazında tabii bakıyoruz ha. bunlara. Nvidia geldi geldi evet, geldi Nvidia geldi. geldi. Ya? Ee, biz burada hatırlıyor musun evet, karıştırmıştık falan bir ara. Ya orada böyle tabii sıralar falan yani yıllar içinde değişiyor ama şu anda 3.43 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşmış. Nvidia. Nvidia. E, Nasdaq da bir all time high yaptı bu arada yani Amerikan borsası da bir tarihi en şey yüksek e, seviyesine geldi ve Apple şu an ikinci sırada e, 3.377 trilyon dolar. Bunlar tabii anlık değişiyor arkadaşlar hisseler gittikçe ama üçüncü Microsoft. Ee, 3.059 trilyon dolarlık. 4 Amazon, 5 de Google'ın çatı şirketi Alfabet olarak ha, gidiyor. evet, değil mi? Onu değiştirmişlerdi ismini. Aynen. Bütün her şey o Google'daki bütün şeyleri Alphabete topladılar. Şey, Facebook Meta gibi işte. Yalnız şeyle bak Nvidia ile şu an Google arasında 1.40 trilyon dolarlık bir piyasa değeri farkı var. 1-2 milyar dolarlık. Trilyon, <laughs> evet, trilyon, trilyon dolar ya. Daha şey 1-2 milyar, trilyon dolar. Mesela TL'ye çevirirsen 1 trilyon doları <laughs> hiper trilyon mu? Ne, ne oluyor? 1 trilyon dolar kaç, kaç TL? TL? Ama rakam olarak vereceksin onu. Asla şey yapamayacaksın. Bak, Yazıyla yazsın. Şöyle yapacağım. E, chat GPT. <gülüyor> 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 Yapay zekadan <laughs> destek alalım. 1 trilyon. Bu sayı... 34 trilyon. Şey, direkt 34 ile çarpınca 34 trilyon lira mı yapıyor? Ot okuyorum. Şimdi sayı söyleyeyim. 34, 242, 500, 30, 30 bir de 00 o tamam. şey zaten. Bu sayıyı okuyorum. Okunuşu nasıl okunuyor? 34 trilyon 242 milyar bir... Yani yine... Direkt 34 ile çarpa bir ya. Evet. Kaç, biz niye ben o kaç kadar... trilyon şey yaptım ki ben hesapladım? bunun sonuna bir sıfır daha koysam. Hayır biz niye bu kadar sanki şey değişecekmiş gibi davrandık? Ona atlayacağız şimdi. 1 trilyon dolar eşittir direkt 34 trilyon lira yapmıyor mu? 34 evet, katı öyle, olduğu yani. için. Aynen. Hani biz niye şeye girdik? Sanki böyle hiper ben dedim ya. Kafa karıştı. Şey atacakmış Hem gibi. Hani sıfırı koyacaktık ama sonra. Para o kadar büyük ki tahayyül edemedik yani. Bir ha mesela bir sıfır daha koysaydık Hı. o zaman şey olur. Bu sayı bir katrilyon ha, kat trilyon olur. Yani. Kat trilyon, üstüne acaba neyse. Kat trilyon, trilyon, milyar, milyon. Ben Küçükken öğrenirken buralara geleceğimizi düşünmemiştim. Yani. Ben kat trilyonu hatırlıyorum. Trilyon kat trilyon. Orada Neden? durduk bence. Eski, öyle. Orada bizim daha eski paralarda. Atmediler. Nasıl ulaşamazsınız onlara diye. <laughs> Bin dediğimiz şey önceden milyardı. Bir milyondu hayır. Ha bir dakika evet. 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 Algı bir, olarak evet. Bir TL evet. bir milyonluk. Ha, aynen 6 aynen, işte. aynen. Doğru, aynen. Eskinin parasıyla bu o zaman milyon mu yapıyor? Kat trilyon değil mi? Öyle bir şey yapıyor. 6-0 attım. düşün. Ee, evet galiba. Şuraya attım. Tabii milyon yapıyor bu. Galiba. Benim Değil matematik mi? felç biraz evet. biliyorsun. O yüzden çok Bemindim emin burada. Konuşmuyorum. ya, toplama baka yapıp baka bir yanlış kardım. falan çıkartabildiğim için. <laughs> var mı haberin başka? Var bir tane daha haberim var. Yetti artık. <gülüyor> <gülüyor> GTA 5 ile ilgili. Hmm. Ee, PC sürümüne yeni nesil güncellemesi geliyormuş. Eee... Bu haber alırken bir de satış sayısına baktım. GTA 5 kaç yeni, yeni açıkladılar. Ee, 206 milyon mu yani? Şimdi şöyle, ışın izleme <laughs> falan filan <laughs> geliyor. <Tamam. gülüyor> Çok da önemli değil. Yeni grafik özellikleri. Bu daha önce yeni nesil konsollara gelmişti. PlayStation 5 ve Xbox'a. Xbox hatta sonra geldi. Önce PlayStation'a geldi galiba. Şimdi bu PC'ye geliyor. 2025 yılının başında gelmesi bekleniyor. Ben şunu anlamadım. 206 milyon satmış her 3 ayda bir yani her çeyrekte bir 5 milyon satıyor. Bu çok güzel rakam. Bunu nasıl kim evde CD mi kırıyor insanlar? Ne yapıyor? Hani bir tane daha alacağım bu ay mı yapıyorlar? Ben anlamadım. Nasıl 5 milyon abi, satabilir ya? Yani şöyle düşün. Dünyada kaç milyon oyuncu vardır? Tamam da yani, yani bunlardan, hepsi <laughs> ya bunlardan 5 milyonunu bu alabilirsin önce... aylık. Nintendo ile anlaşmamız gereği bir haberi vermeyi unutmuşum. Ha, ee, Nintendo Switch bu arada 146 milyonu geçti. O e, çok güzel rakam. Mesela. son 5 milyon daha satarsa dünyanın en çok satan konsol olacak. Çok güzel rakam. Nintendo buradan canımız. <laughs> İkiyi merakla bekliyoruz. İkiyi merakla bekliyoruz. Ya ben bile aldım Nintendo Switch evet, düşün sen yani. Sen de iki tane aldın değil mi? Evet. Ve hala evet. duruyor işte light ve şey diye. OLED'de oynuyor OLED i... musun? Hayır işte oynamıyorum. Ben, benim bir problemim var. Alıyorum alıyorum bir heves. Evet. Oynarım diye. Oyun öyle bir İki şey ama gün. ya. Abi şeyi kabullenmem lazım artık. gibi değil uzun artık. bir mesai istiyor ya. Geçti oyun. benden. <laughs> evet. kabullenmem doğru. lazım yani. Geçti olmuyor. Ben de bazen zorluyorum mesela. Hayır bu oyun bitecek yani. <gülüyor> evet, <gülüyor> öyle evet. oldu. Evet, O da zor. hani keyif almadım bir şey yapmışsın gibi oluyor. Evet. Benim ilacım yeni bir MMO. Yeni ama. Artık WoW'a falan dönmekten çok sıkıldım. Böyle WoW ne kalitesinde falan. Mesela ben şu an Marvel Snap oynuyorum. Aa, yani daha makul benim. Ezgi oy... boşanmayı evet. düşünüyor benden şu an. Niye Marvel Snap oynadın <laughs> evet. Ma Son... şimdi? Marvel Snap güzel bir kart oynuyor. Çok güzel bir oyun zaten. Sorun bağımlılığım yani. Ha, tabii eşinle ilgilenmiyorsan. <laughs> Son 10 günümüz zor geçti. Bir de zaten 10 gündür evliyiz. Zor geçti yani. Evet. <laughs> zor geçti yani. Ee... evet eşine de zaman veriyoruz. <laughs> bir <laughs> de yeni evlisiniz. Daha hani evet. bir gidin bir gezin, tozun bir şeyler yapın. Ee, ama şey yani hani Tekrardan böyle bir nasıl diyeyim ya MMO da zor be. O da zor. Ama ben ondan keyif aldığım için. Ben hiç single oyuncusu olmadım. Hep MMO işte yani Ultima Online'dan başlayıp Diablo. Ha <laughs> evet. Diablo MMO değil ama o da online oynanan ha, bir evet. oyundu ya. İşte World of Warcraft ki benim hayatımda şey de var çok kısa bir dönem Night Online, Secret Online hmm. falan. Hep öyle bir oyuncuydum. Hani ondan keyif alıyorum. Şu an mesela WoW hesabım aktif. Arada bir giriyorum, levelliyorum falan ama Hani böyle bir hype'la tekrar başlamam için bir yeni bir büyük MMO çıkması lazım. E dönemde de MMO çıkmıyor. O da zor. Yani Yok yani kimse sıfırdan bir zor MMO bütçesinin altına girmiyor. Riot iptal etti mi? Hatırlamıyorum etti. ama etti mi? Etti. Onlarınki olabilirdi. Ben de kapatıyorum laptop'ımı. Sen de kapat. Sen de videoyu kapat. Ben yoktum ya kapak fotoğrafında Özgür'ü görmediğim için izlemeye geldim. Artı bir izlenme demiş. Ben tam tersi bekliyordum. Ee, bu hafta ha, ha iyi bir hafta, şey söyleyecek diye yok, bekliyordum. Yok kötü şey. Bu hafta şimdi ona selam söyleyecektim de beni gördüğü için kapakta bir tane <laughs> gelmeyecek. Küfür etsene. <laughs> Gelme lan. Selim ben falan diyor. Yok yok. Hepimizin başımızın üstünde e, yeri yok. Şimdi neydi? <laughs> asla kuramadın zaten. <laughs> Hepimizin başımızın üstünde yeri yok. Yeri yok zaten. A0 Türkçesiyle. <gülüyor> Aynen. <laughs> Unuttuk. Be. <laughs> Kapat artık. <laughs> böyle bir problem var. Neyse önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. <laughs>